Veli Efendi, İstanbul Altılı Gayan tahminlerimizde tekrar beraberiz. Herkesin 23 Nisan'ını kutlarız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız. Ve hemen İstanbul'la ilgili görüşlerimize geçelim. Evet, İstanbul'da bugün tam 8 kuşluluk bir program var ve program her ne kadar dar gibi gözükse de, az atlar koşuyormuş gibi gözükse de birbirine çok yakın güçte safkanlar burada bir araya gelmişler. Bizim şablonumuz 105 lira tuttu. 105 liralık bir şablon gözüküyor. Tabii bunu indirip yükseltmek size kalmış bir şey. Bilmiyoruz tabii ki ne derece sürpriz atlar gelir, ne derece favori atlar gelir ama biz hemen görüşlerimize başlayalım. Üçüncü koşuyla Altılı Ganyan başlıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada tam 5 tane safkana yer verdik. İlk atımız 3 numaralı Corcovado Ahmet Çelik'le. İkinci atımız 2 numaralı Carrot Gökhan Kocakaya ile. Üçüncü atımız 5 numaralı Rampage Halis Karataş'la. Dördüncü atımız 7 numaralı Volta Hışman Çizik ve son olarak da 4 numaralı Gananda Solo. Evet. Burada Gökhan Gökçe ile ve 8 atın 5'ini yazıyoruz. Çok zor bir koşu gerçekten. Hani burada belki de fotoda bir çek. Bu belki 2, belki 3 atla fotoda bitebilir. Öyle bir koşu izleyeceğiz. Çok merak ettiğim bir koşu açıkçası. Avukat'a yer vermedik. Silk Road'a yer vermedik. Ve Wind Plus'a yer vermedik biz. Dileyenler bunları da bakıp ona göre kendileri ilave edebilirler kuponlarına. Evet. Handikap 14. Altılı Gayen ikinci ayağı. Dördüncü kuşudayız. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre sentetik kum. Toplam 9 tane safkan var bu sentetik kumda İstanbul'da. Bu 9 atın 5'ini yazıyoruz yine burada. İlk atımız 2 numaralı Brown Pilot. Halis Karataş'ta. Yine aynı şey burada da söz konusu arkadaşlar. Burada da birbirine yakın çok fazla at var güçte. Aynı güçte. 6 numaralı Miss Belgrad Mehmet Kaya ile. 9 numaralı Deep Root Adem Aslan'la. 3 numaralı Logic Girl yani ekürler. Gerçi ben Wild Bill'i daha çok tutuyorum ama. Ve son olarak da 8 numaralı Rebel Kid. Burada. Evet. Metin Hamedi ile. Yani bilhassa burada 2, 6, 9, 3, 8 dedik ama ben özellikle kendi tavsiyem yani bir şekilde 8 ve 9 burada sürpriz yapacak durumda gözüküyor. Yukarıdakilerin hepsini geçecek durumda bu ikisi de arkadaşlar. Çok dikkat ediyorum ben bu ikisine. Tabii ki ekürlerinde gücü yadsınamaz yani. 2, 6, 9, 3 ve 8 dedik. Evet, 5. koşuya geçiyoruz. İstanbul'da Altılı Gayan'ın da 3. ayağı. Evet, burada da 8 tane safkan var ve bizler de tam 4 at yazıyoruz burada. İlk atımız 2 numaralı Blaze to Victory. Akın Sözen'le. Yani normal şartlar altında Akın Sözen bakalım nasıl bir burada performans gösterecek. Çok merak ediyorum. Normal şartlar altında bu safkanın alternatif bank olarak olması lazım. Blaze to Victory'nin. Fakat altını bir çizgi çekelim 2'nin. 5 diyoruz Nitrox Ahmet Çelik'le. 3 numaralı ki çalışmaları gayet iyi Nitrox'un da. Hemen hemen hepsinin çalışmaları iyi. Buradaki 3 numara Enderman, Halis Karataş'la ve 4 numaralı Kafkas bir Ayhan Kurşun'la arkadaşlar günün bombasını patlatabilir. Burayı 2, 5, 3 ve 4 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmiş oluyoruz. Evet, 6. koşuya geldik saat 7'de. Akşam seansı tabi olmuş oluyor bu akşam bölümü. Akşam 7'deki bu koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Bu 7 tane atın da 3 tanesini veriyoruz arkadaşlar. Yani işimiz şansı bırakmıyoruz. 300 liralık verecek altılı belki de. Belki de 3000 liralık verecek bir altılı. 105 liralık kuponumuz var. 6. koşu arkadaşlar 6 numaralı Afacan Gökhan Gökçe ile ilk atımız. 7 numaralı Arif Ço, Ayhan Kurşun'la ikinci atımız. Ve son olarak da Sülün Bike, Ares Karataş'la son atımız arkadaşlar. Tabi burada şimdi Sülün Bike'nin ganyanı çok yüksek çıkacaktır. Yani bu bariz bir şey. Ama amaç burada Sülün Bike'yi yıkmak. Yani biz 6 dedik Afacan ve 7 dedik Arif Ço.
Burayı 3 hatla geçmiş olacak arkadaşlar. 6, 7 ve 1. Evet. Tabela ayağı arkadaşlar. Tabela ayağı normal 15, 18, 16, 12 minimum at olur. Burada 6 tane at var tabela ayağında. 7. kuşu. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre sentetikum. Burada da arkadaşlar bir bankomuz var. Bankomuzun adı Bana Müsaade Gökhan Kocakaya'nın bindiği. Bu safkanı biz bu koşuda banko olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Bana Müsaade burada çıkıp gelecektir diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. 8. koşuya geçtik. 6'lı gayanın da son ayağı. Evet, burada 7 tane safkan var. Bu 7 safkanın 5'ini yazıyoruz biz. Yani şöyle söyleyeyim, aslında normalde sizler bu kuponu azaltabilirsiniz tabii. Bilemiyorum ben. Biz en azından hangi atları tuttuğumuzu öğreniyorsunuz. 1 numaralı Ferhan arkadaşlar, Akın Sözen'le. 4 numaralı Ali Wins, Gökhan Kocakaya. 7 numaralı Zaldır, Metin Hamedi. 2 numaralı Mavi Kılıç, Mehmet Kaya. Ve son olarak da 5 numaralı Kaynarca dediğimiz zaman 1, 4, 7, 2 ve 5 şeklinde burayı geçmiş olacağız. Şimdi şöyle, burada muhtemelen bugün plaseler gelecek arkadaşlar. Bol bol plase gelecek. Yani burada böyle bomba bulmak, yani sonuncu atın gelme ihtimali belki bir, belki de iki tane koşu. Plaseler de gelirse o zaman, yani bu altılı şöyle söyleyeyim size, 300 lirayla 3000 lira arasında değişir en fazla. Yani bu da ona göre sizlere de bir fikir edinmesini sağlayacaktır herhalde diyoruz. Evet, İstanbul'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tüm bu bilgilere www.marksporttahmin.com adresinden ücretsiz olarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsimize baktığınız zaman tabii ki arkadaşlar göreceksiniz burada. Bütün bu haber kısmına da girdiğiniz zaman, eğer futbolla ilgilenen arkadaşlarınız varsa dehşet bir futbol performansımız var burada. Yani burada 21 Nisan performansa baktığımız zaman gayet güzel ve tutan da 5 tane, bir günde tutan 5 kupon var arkadaşlar. Futbol performansı için de tavsiyemiz size, sitemize rahatlıkla ücretsiz olarak hem de altılı ganyanla ilgili şablonlarımız da var orada. O şekilde görebiliyorsunuz. Oraya da üye olabilirsiniz tabii ki. Aynı zamanda YouTube bu videomuzun videoların altındaki katıl butonuyla da eğer premium üyeli seçen arkadaşlarımıza da buradan WhatsApp'tan günün diğer kuponlarını yolluyoruz. Ona göre de yarışlardan evvel fikrini ediniyorlar. Varsa kendilerine göre tabii ki işte tahminlerini ona göre ayarlama fırsatını da buluyorlar arkadaşlar. Evet, bugünkü bu İstanbul'la ilgili görüşlerimiz sona eriyor. İstanbul'da iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Zaten 23 Nisan Türkiye'de tatil. Sokağa çıkma yasağı da sanırım var. 3 gün değil mi? Cuma, cumartesi ve pazar olması lazım. Evet, dünyanın her yerinde tabii bu zorluk var şu anda. Yapacak bir şey yok ama bizi gerçekten rahatlatan objelerden bir tanesi de sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz at yarışları. Tabii ki olayı kumar olarak değil, ama mübarek Ramazan'dayız. Olayı kumar olarak değil, olayı eğlence olarak görmekte yarar arkadaşlar. Her şey kumardır ona bakarsanız. Evlilik de bir kumardır. Araba seçimi de bir kumardır. Araba alacağınız zaman veya yapacağınız tatil bile bir kumardır. Çünkü seçim yapıyorsunuz. Yaşama öyle bakarsanız hep kumar yani. O zaman yaşamayalım. O yüzden burada eğlence olarak görmekte yarar var her şeyi. Zorlamamakta yarar var. Eğer arka arka kazanılamıyorsa bazen böyle bir iki gün ara vermek de veya pas geçmek de yarar olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şans ve mutlu bir hafta sonu geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın.